Olmaz. Herkesin yeni yılı kulağınızı niye kapatıyorsunuz hanımefendi? Ben burada ama hanımefendi Sündüz Hanım, ben burada yani seyircilerimizin yeni yılını kutluyorum. Siz bana böyle yapıyorsunuz hanımefendi, anlamadım ki yani. Bütün simitçiler de burada. Sen de bir çocuk yapsaydın ya. Yapayım mı? Ne bileyim, güzel olmaz mıydı? Bir düşüneyim bakayım. Ne oldu? Sessizlikte abi, kız çocuğu mu olurmuş diyorlar. Bismillah, öyle mi diyorlar? Davranmalarında fayda bir, var. Bir dakika, size bir su vereyim ha. İkide bir alın. Vallahi gerçekten ne oldu? Hatta bazı başak burçları duyacağız çevremizden. Bulundukları ortamdan. Evet, hangi burca geçmiştik? Terazi. Canım teraziler. Her ne kadar terazilere dengesiz deseler de ben terazi burçlarının denge arayışı içindeki hakkaniyet, kendilerine olan o özgüvenleri ve hak arayışları içinde zaman zaman sekteye uğradıklarını düşünüyorum. Çünkü çok adaletli bir dünyada değiliz maalesef. Alışverişe gittik, elimiz boştu. Pardon. Kes çabuk. Ay Allah'ım yarabbim. Oğlum kessene. Tamam tamam, devam et oradan, ben bağlarım onu. Bak gebertirim seni, yemin ediyorum var ya. Tamam hadi ya. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ay. Hadi ne anlatıyordun bak. Ben böyle bir şey görmedim vallahi billahi. Dengemiz şaştı. Terazilerin dengesini anlatırken bizim şirazemiz şaştı burada ya. Ay Allah. Ay vallahi 4 saattir çekimdeyiz. 4 saat 15 dakikadır. Ay buyurun. Evet, buyurun. Terazilerin hak hukuk arayışlarından bahsediyorduk. 2023 senesi terazilere neler getirecek? Tamam anladım. Tamam, gülmeyi bıraktık. Tamam, alışveriş abi. Yapamadık. Güldük falan. Tamam. Anladınız. 16 dakika oldu sana. Tamam anladın. Hala bir terazileri çekemedik. Çekeriz. Acelemiz yok. Buyurun. Ne oldu hanımefendi? Niye esmeriz o? Ay Allah'ım. Niye esmeriz o, anlamadım ben. Buyurun. Terazilerin denge arayışı bize vurdu. Evet. Evet. Ya bir ciddi olun gerçekten. Tamam. Olamıyoruz ama. Buyurun. Terazi arkadaşın var mı hiç? Bir düşün bakayım. Düşünüyorum. Yok diyeceksin. Yok. Belki de var, bilmiyorum. Ben çünkü benim öyle bir şeyim yok. Ben sormuyorum ya hangi burçsun, neyse falan. Bendeki mesleki deformasyon. Ben mesela insanlara sorarım. Burcunuz nedir? Ben hiç sormadım bugüne kadar. Karavanınızın modeli nedir diye sordun. Sormuyorum. İlgilenmiyorum başkalarının karavanına da. Sana soruyorlar mı? Soramıyorlar. Karavanın özellikleri ne falan? Zaten anlatıyoruz karavanın özelliklerini. Şeyde, YouTube videolarında. Helal olsun. Ne oldu, siz niye konuyu değiştirdiniz şimdi, karavana geldiniz, onu anlamadım. Şimdi hanımefendi. Terazi burçları da en az kova burçları kadar sürüncemeli bir süreç geçirdiler. Çünkü bana göre terazi burçları gerçekten hassas insanlar. Dediğim gibi denge arayışı, hak hukuk konularında çok hakkaniyetli davranmaya çalışırken ve hakkaniyetli bir ortam bulamadıkları zaman dengeleri şaştı. Özellikle 2022 senesi kova burçları için ilişkiler konusunda çok sınandıkları bir süreç oldu. Bu kovaya mı geldik şimdi, onu anlamadım ben. Teraziler için. Kova dediniz ama. En az kovalar kadar. Ha, pardon, özür dilerim. Dedim ama kova dedim. 4 saatlik çekimden sonra. Önemli değil, buyurun. Tabii ben ki. Bak ne kadar şey. Buyurun dinliyorum ben hanımefendi. Aferin sana ya, zeki insan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ikili ilişkilerinde zorluklar çektiler. Maddi konularla alakalı da gerçekten yaptıkları yatırımların tamamıyla çok iyi karşılığını alamadıklarını düşünmekteyim. Gerçi hoş baktığımızda sadece terazi burçlarına da ait bir şey değil. Birçok insan 2022 senesinde yaptığı yatırımların sonuçlarını tam istekleri doğrultusunda alamamış olabilirler. Fakat şimdi teraziler için yeni bir ortaklık, yeni bir iş girişimi. Hatta birçok terazi için güzel haberleri veriyorum. Kaotik kısmı geçtim, iyi haberlere geçiyorum. Güzel aşk ilişkileri. Aşk kapıda. Teraziler. Bize bunlarla gel abi. Aşkla gel yani. Teraziler. Çok iyi. Bu ne? Terazi yani mi oluyor bu? Yani işte aşk kapıda. Ha pardon. Terazileri tamam. Böyle bir emoji kullandım. Ne bileyim. Böyle denge. Yapacağız onu, terazi. Böyle. Tabii. Bence güzel şeyler kapıda. Kapınızı ufak bir şekilde aralayın. Komple açmayın. Her zaman yaptığınız gibi. Hafif. Hafif hafif. Step by step gidin. Önce bir tanıyın. Yavaş yavaş. Ama gerçekten evlilikle, çocuklarla taçlandırabilecekleri güzel ilişkilerde kapıda terazi burçları için bence. Sizce? Bence.
Galiba Allah bilir ama biz öngörüleri yapıyoruz. Ya, yerazi bitti mi? Evet, hadi. Peki, telefon çaldı benim. Ve şu anda boğaya giriyoruz. Az sonra. Coming soon. Çok yakında. Siz sevgili boğa burçları 2023 senesinde kendi burçları, yükselen burçları ve ay burçları boğa olanlar. Boğa böyle değil mi? Evet ama bir şey söyleyeyim mi? Kaostan başlayayım mı yine? Aynı başaklar gibi boğa burçları da gizli saklı ilişkilere dikkat etmek zorunda. Anlatın. Kaostan başlayayım. Kaos mu? Kaos mu? Anlatın hanımefendi. Kaostan başlıyorum. İyiye gidiyorum. Gidin hanımefendi. Sevgili boğa burçları. Bu dünyaya gerçekten yemek, içmek, dokunmak, tat almak yani sizden sorulur. Gerçekten sizden öğrenecek çok şeyimiz var ama bu aralar gerçekten aynı Başak Burçları'nda anlattığımız gibi gizli saklı ortaklıklar, ilişkilerden uzak durun. Aman, aman diyorum ya. Para biriktirme konusunda boğa burçları mükemmel. Para biriktirebiliyor musun Taner? Ben harcamıyorum ki biriktireyim diyormuşum. Ay Allah'ım yarabbim. Güzel bir boğa burcu arkadaşım var kesin. Herkesin bir boğa burcu arkadaşı olmalı biliyor olmalı musun? Olmalı mı? Evet. Para biriktirme, parayı yönetme konusunda bence çok başarılılar. Hatta ve hatta partnerleriyle sevgili olup onlara işe bile hani nasıl beraber ortak iş yapıp para kazanabiliriz diye bile yönetebiliyorlar. Ayrıca boğa burçları da Uranüs'ün boğa burcunda olmasından sebep 2022 senesinde çok ani, beklenmedik bir sürü şeyler yaşadılar. Güzel ve kaotik anlamda söylüyorum. Mesela bazılarının ailevi sağlık problemleri, bazı boğalar boşandı ki benim çevremde de var, danışanlarımda ve arkadaşlarımda evli olup boşanma süreci geçiren çok arkadaşım oldu. Çok ani, beklenmedik iş, para giriş ve çıkışlarıyla da alakalı olabilir. Sağlık durumlarıyla da ilgili olabilir. Ama boğalar, şöyle düşünün, bunlar artık geçmişte kalıyor. 2023 senesinde boğaları da fırsatları yakaladıkları takdirde güzel şeyler bekliyor. Hadi boğalar için hayırlısı inşallah. İnşallah. Bu şey artacak mı acaba Bitcoin 2023'te? Var mı öyle bir şey? Geldi mi bir yerlerden? Yatırım tavsiyesi değildir ama bence artmayacak yani. Eyvah! O zaman şey oldu boğaları, millet. Boğaları arayalım. Arsalara yatırım yaptı boğalar. Ne bileyim tarıma yatırım yaptı. Kovalar Bitcoin'le falan ilgilenir. Boğaların ne işi var? Dolar, Euro, Sterlin. Çünkü, Sterlin çuvalıyla döver onlar bizi. Çünkü Bitcoin'ciler şu anda durumları kötü. Biliyorsunuz. Sanki biraz daha kötü olabilir. Olabilir mi diyorsunuz? Eyvah. Yatırım tavsiyesi değildir diyoruz ona değil mi? Yani bu şey değil zaten demene gerek yok yani. Ne istiyorsan yatırım tavsiyesi değildir. Yani. Ne oldu şimdi bu kaostan çıktık şeye geldik mi iyi şeye? Bitti mi bu? Tabii ki iyi ve güzel şeyler bekliyor dedik. Sağlıkları yerinde. Yerinde. Kazançları. Koçun yerinde. Boğanın. Boğanın pardon. Deneme beni. Hepsi güzel ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Ani ve beklenmedik sürpriz ve kaotikler bir tık daha devam edecek senenin ilk yarısında. Yani hangi burca geçelim? Ben bilmem. Balık ya. Hadi balık hadi. Balıklar hep en son yoruluyorduk ya. Yazık. Hadi balıklar şimdi. Seviyorum sizi balıklar. Sırada balıklar geliyor. Var. Balık hadi var bakalım. Mı? Bir balık getirin bari yiyelim. Sipariş vereyim hemen senin için. Peki sen biz bir sipariş verip geliyoruz. Kendisi balık yemeye gidiyormuş da bu akşam. İki öğünde balık yenmez yani. Hanımefendi istiyorsanız gelin siz de. Olur. Ay Allah'ım yani. Siz sevgili balık burçları, yükselen burçları balık olanlar, ay burçları balık olanlar. Süper diye içim akşam oldu. Ailelerinizle buyurun. İlgili bir takım sorunsal problemler yaşamış olma ihtimaliniz çok yüksek bu dönemlerde. Birkaç ay daha bu süre gelebilir. Aileleriyle ilgili sağlık problemleri, özellikle ruhsal sağlıklarıyla ilgili. Yani biz çoktan büyüdük de küçüldük demesin balıklar. Birazcık anne ve babalarına ebeveyn gibi olmak durumunda kalmış olabilirler. Az sabır, bunlar geçecek kısa bir süreç sonra. Ayrıca evlerinde bir takım eşyaları bozulmuş olabilir, tadilat yapmaları gerekebilir ve bu tadilat süreleri uzamış olabilir. Ve bu balık burçlarının da birazcık canını sıkmış olabilir. Ama günün sonunda kahvenizi yapıp en güzel tadilat ve tamirat işlerinin sonrasında keyif almayı bilirsiniz siz sevgili balıklar diyorum. Bunun dışında hayatlarında hep bir kısır döngü olduğunu düşünüyorsa balıklar, işte yatırım yaptım ama istediğim gibi sonuçlanmadı, ilişki yaşadım ama istediğim ilişkiyi yakalayamadım, kariyer anlamında istediğim başarıları elde edemedim diyorsanız, hepimiz birer sınavdan geçiyoruz siz sevgili balıklar gibi.
Bu sene sizin seneniz. 2023 senesi size gerçekten şans, bolluk, bereketiyle geliyor. Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle beraber ayak sağlıklarına, bir dikkat anda ayak parmağı var. Kırılabilir, bilekleri burkulabilir, hiç olmadık yere topuk dikeni vesaire, ayakla ilgili olabilecek bazı sorun ve sıkıntılara dikkat etmeniz lazım. Evet. Gerçekten aile büyüklerine karşı biraz sabırlarının son noktalarına geldiğini düşünüyorum ama biraz daha sabırlı olun. İkizleri yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi, hadi. İkizler. Hadi hazırlanın. Geliyor ikizler geliyor. Buyurun efendim. Hadi. Evet, siz sevgili ikizler. Hadi bakalım. Yükseleni ikizler ve ay burcu ikizler burcu. 2022 senesi. 2023. Tıpkı her burç gibi ikizler burcunu da zorladı demek isteyecektim. Pardon, ben dedim herhalde geriye gittiniz bir yıl. Özür dilerim, kusura bakmayın. 2023'te de kaotik ve iyi yönleriyle ikizleri anlatmam gerekirse, kaotik olarak biraz ruhsal anlamda zorluk çektiklerini söyleyebilirim. Ama kolaylıklarla geliyor. Bir Mayıs ayına kadar özellikle dikkat etmelerini İkizler istiyorum. Burcu biliyorsun biraz iletken bir burçtur. İkizler Burcu sosyal kelebeklerimiz bizim. Bazen yanlış anlaşılıyorlar. İletişimleri o kadar kuvvetli ki ve o kadar sosyal kelebekler ki bazen partnerleri tarafından yanlış anlaşıldı. Öyle düşünüyorum. Bana katılan ikizler burçları hemen bu videonun altına yorum yapabilirler. Fakat artık 2023 senesinde para gelir düzeyinizin finansal açıdan daha iyileştiğini, ilişkilerinizde daha her şeyin güzel bir dengeye oturduğu bir süreçten geçmek üzeresiniz. Fırsatları güzel değerlendirmek durumundasınız yalnız ki ikizler bunu çok iyi değerlendirir diye düşünüyorum. Ve ikizler burcunun 2023 senesi sporla geçiyor Taner. Yapmamış oldukları spor dalları gibi de olabilir. Ne gibi mesela? Ay bana bakıp niye gülüyorsunuz abi, ben de mesela, onu anlamadım. Buyurun. Mesela söyleyeyim. Kano. Kano çok enteresan. Mümkün. Evet, mümkün. Bazı ikizler burcu at, aslan gibi, safari gibi. Aslan mı? Hani sporu ben de sadece... aslanı mı binecek zannettim. Evet. Ata binilir de aslanı dediğince aslan spor mu oluyor, anlamadım hanımefendi. Hayır bak, ekstrem sporlardan bahsediyorum. Ekstrem ne yapıyor yani, aslanı mı biniyor? Aslan demedim. Aslan ama hanımefendi siz at dediniz sonra aslan dediniz yani. Safari dedim. Hayır. Tamam buyurun. Bak ata binebilirler. Evet. Aslan gibi safari, hani bu tarz aktivitelere de yönelebilirler. Ha, safari ama siz şimdi spordan şey yapınca safari spor mu sayılıyor? Ama ben anlamadım. Her şeyi anlatmak istiyorum. Anlatın tamam. Bizi insanlar merak ediyor burada 2023'ün de. Pardon buyurun. Buyurun hanımefendi, özür dilerim, buyurun. Bu arada sakınmaları gereken neler var dersen. Kumar oyunları. Aman aman sakat. En sakat. Kripto. Aman aman. Biraz aman. Uzak durur musunuz ikizler? Bu arada kardeşleriyle ilgili ikizler burcu kardeşlerine çok destek atmak durumunda kalabilirler. Mesela kardeşinin bir eğitimi varsa onu disiplin etmekle ilgili, kardeşlerinin bir sağlık problemi varsa onlara destek olmak gibi. Yani ailenin birazcık büyük anne büyük baba rolü gibi, hani büyük. Artık biraz o görevi üstlenebilirler 2023 senesinde diyor. Aile demişken bundan sonra yengeç burcuna mı geçsek acaba? Tabii geçin. Bir ara verelim. Yengeç'e geçelim o zaman. Ben bir yengeç siparişi vereyim. Mavi yengeç. Bilirsiniz değil mi mavi yengeci? Hiç yemedim. Tamam. Bir sipariş veriyorum. Kıbrıs'ta mı? Hayır. Burada da mı var? Var hanımefendi. Mavi yengeç. Yazın şeye bakın. Google'a yazın hanımefendi. Siz sevgili yengeç burçları 2023 senesinde yükseleni kendi öz burçları ve ay burçları yengeç olanlar için kariyer. Hay Allah, şey dur, gözlerim bozuldu. Kariyer, sanki reklam filmi çekiyoruz. Kariyer. Bak bir şey buyurun söyleyeceğim. Bu arada bu yakın gözlüğüm. Yakın, senin gözler bayağı 0.75-1.25, nasıl gözlerim bozuluyor ondan senin anlamadım. Vallahi demek benim gözlerimde bir şey yok hanımefendi. Buyurun. Neyse ben yengeç burçlarını anlatıyorum. Anlatın. Varsa yoksa kariyer, yani o kadar güzel kariyer fırsatları yakalıyorlar ki yengeç burçları. Ama lütfen o rehavete kapılıp o önünüze gelen fırsatları aman nasılsa geliyor diye geri tepmeyin. Sizden en büyük ricam bu. Şans oyunlarında da çok şanslı yengeçler. Bir tane yengeç arkadaş bulalım kendimize hemen. Hemen. Nasıl şans oyunları derken? Hem diyorsun kumar oynama diyorsun, şans oyunları diyorsun zaten. Kumarı ikizler burcu için söyledim. Tamam. Kadar. Ama vallahi bir de kumar sakat. Şans oyunları derken ne yani? Şey sayısal mayısal mı? Ya öyle şeylerden tabii ki uzak durmak zorundayız ama yani şanslılar ya. Şanslılar yani. Bir iddia 3 yıllık oynasın iddia. Yani şöyle düşün.
Gerçekten ellerine attıkları her şeyde bereket ve bolluk halindeler. Yengeç nedir biliyor musun? Sahiplenir. Ailesini, sevdiklerini sahiplenir. Saç girdi şeyime. Hayır, ağzıma saç girdi. Ondan şey yapıyorum. Saç, burada saç çıktı hanımefendi. Ne yapayım yani fıstık yerken? Benim saçım yok ki. Nasıl saçınız yok? Sizin saçınız kahverengi bir saç girdi. Bu ne renkse sizin? Kestane rengi. Buyurun. Mavi. Buyurun hanımefendi. Bak yine unuttun ne diyeceğini. Hayır, unutmadım. Buyurun. Yengeç burçları diyordum, kendileri kazanç sağladığı sürece sevdiklerine karşı, ailelerine karşı koruma içgüdüsü ve savunma içgüdüsü olduğu için şanslılar. Yengeçler şanslıysa aileleri ve sevdikleri de şanslı diyebiliriz. Kaotik açıdan ne olabilir? Kısa yolculuklarda bir takım sorunlar yaşayabilirler. Bavullarına dikkat etsinler, özel eşyalarına dikkat etsinler, kaybolma, çalınma gibi riskler yüksek görünüyor bu süreçte. Bundan sonra oğlakları da anlatalım mı? Oğlaklar da kariyer açısından çok şanslı. Bu şeyi anlatırken abi, biraz ciddi anlatmak istiyorum. Niçin hanımefendi? Yay değil onlar çünkü. Oğlak şey mi oluyor yani? Ciddi, soğuk, mesafeli olabilir. Allah Allah. Sınırlarını iyi bilir oğlaklar. Hmm. Siz sevgili oğlaklar. Buyurun. Yükseleni oğlaklar, ay burcu oğlak olanlar. 2023 senesinde sizleri neler bekliyor anlatıyoruz. Buyurun efendim, anlatın. Evet, ilk defa ciddi olalım. Peki. 12 burçta ilk ciddiyetimizi yaratıyoruz. Peki hanımefendi, ciddiyim çok. Ne oldu? Ciddiyim. Yakışmadı be sanki sana. Peki hanımefendi, buyurun. Bak oradan kopya çekiyor. Yazdıklarından kopya çekiyor. Prompter gibi oradan okuyor. Şimdi burada bilgisayarı var. Oradan bakıyor. Hiç sesimi çıkarmak istemiyorum. Hadi bak oradan. Bak tamam. Tamam al. Yok yani onu illa oraya saklamana gerek yok. Al oradan kapattım, bak. Kapattım. Hayır fark etmez hanımefendi. Anlatamayacağımı mı zannediyorsun? Hayır siz yine bakın oradan. Buradan şey yapın. Prompter gibi. Ne olacak? Bir şey açın. Bir okuyun şey siz. Tamam. Oğlaklar için 12 burcun arasında bir tane ciddi ama bir şey. Ama hanımefendi ben böyle durdum. Ya. Bana şey yaptınız. Sen ciddi durma sana yakışmıyor dedin. Ben ne yapayım ya hanımefendi yani. Vallahi burada kaldım burada sabahtan ya. Beri. Tamam vallahi. Anlatın. Hadi anlatın. Evet. Buyurun. 2023 senesinin en şanslı burçlarından birini ne demiştik? Yay. Yay. Ben. Birini ne dedik? Koç. Koç. Diğerleri de gerçekten çok şanslı ama evet. Oğlaklar nereden şanslı biliyor musun? Bu sefer onlara kaosla başlamayacağım. Buyurun onlara hanımefendi. Onlara istedik bir şeyi vermeyeceğim. Ama kaossuz başlayayım bu sefer. Kaossuz. Buyurun. Siz sevgili oğlaklar, iş, kariyer, para kazanma anlamında müthiş destekleniyorsunuz gökyüzü tarafından. Ayrıca oğlakları aileleri de çok iyi destekliyor. Aileden gelen miras, aileden gelen iş anlamındaki paylaşımlar vesaireler müthiş güzel. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Fiziksel sağlık değil de özellikle sinir stres anlamındaki sağlığa. Çünkü oğlak burçları da tıpkı başaklar gibi biraz daha düzen ve sistem sevdikleri için bazen o düzen ve sistemin şu anki yaşamış olduğumuz tabii ki İstanbul trafiği veya işte kozmopolit, sadece İstanbullular seyretmeyecek bunu, dünyanın her yerinden seyreden. Neyse, yani sonuçta kozmopolit şehirlerde yaşadığımız için onların getirmiş olduğu işte ne bileyim toplantı saatlerine tam saatinde yetişememe vesaire gibi şeyler birazcık stres yaratabilir. Biraz stresten uzak olsunlar. Öfke kontrolünle ilgili bir takım nefes çalışmaları, yoga, meditasyon tavsiye ediyorum özellikle onlara. Bak diğer burçlara tavsiye etmedim. Öyle değil. Nasıl? Şöyle. Bağdaş kuruyorsun böyle. Böyle. Ben evet. Böyle yapıyorum ya. Belki ay öyle olmaz. Sen akrepsin öyle olmuyor mu? Ben böyle. Yayım. Böyle mi? Akrebik yaysın. Böyle yapınca başka bir şey oluyor zaten. Ya böyle falan yapacaksın. Hukuksal konularda bir takım problem yaşamaları söz konusu. Fakat her şey onların lehlerine dönüyor. Aleyhlerine değil. Burada da güzel. Ve bir takım dernek ve meslek grupları ile ilgili bağlantılarda da çok şansları yüksek. Oraya yapacakları bir yatırım, oraya gidecekleri ve yapacakları bir destek onlara gerçekten orada tanışacağı insanlarla alakalı karşılarına güzel kariyer ve işle alakalı ve hatta aşkla alakalı partnerler bile çıkması söz konusu. Yani diyorum ki oğlak burçları aşkı nerede yakalayacaklar? Nerede? Gitmiş oldukları iş toplantıları vesaire. Lütfen aşkım. Arkadaşlarınıza ve çevrenizdeki insanlara borç verirken iki kere düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ki, özellikle sizin haritalarınızın almış olduğu açılardan dolayı borç verdiğinizde geri ödemelerle ilgili bir takım sıkıntılar, pürüzler yaşamanız söz konusu. Eğer hani borcu veriyorsanız ve unutuyorsanız bir şey diyemem ama vermiş olduğunuz borçlar zamanında ve sürecinde geri gelmeme ihtimalleri var. En son oğlak burçları ile ilgili şunu da söylemek isteyebilirim. 2023 senesinde
Eğer bir çocuksanız ebeveynlerinize karşı biraz daha sakin ve anlayışlı davranmalısınız. Eğer bir ebeveynseniz Oğlak Burcu, çocuklarınıza karşı anlayışlı olmak zorundasınız. Çünkü bir takım kare açılar ve zorlayıcı açılar mevcut. Sürekli tartışmakla yol alınamayacağı. Aslan aslan burçlarına hadi. Kapı çalıyor abi. Biz yakalandık. Aslan geldi. Aslan geldi. Bir saniye hemen geliyorum. Git gel hadi. Eyvah yakalandık Allah. Abi. Birisi geldi. Sonra. Arkadaşımız daha geldi. Ama arkadaşımız Aslan Burcu değil. Hanımefendi siz ne burcusunuz? Boğa. Gelin buradan. Ay nasıl öpüşüyorlar bak. Telefon çalıyor hanımefendi. Hanımefendi. Bilirsene saçlarımı. Hoş geldin. Telefon çalıyor hanımefendi. Ünlü astroloğum dedi ya bak tam Aslan Burcu'ndan bahsediyorduk. Aslan nedir? Güneşin çocukları, nam, şöhret her şey var. Yayındayız. Yayındayız ama hanımefendi orada konuşun. Ben böyle bir şey görmedim yani hanımefendi. Evet. Nerede kaldık şimdi? Aslan. Buyurun. Güneşin çocukları Aslan Burcu. Buyurun hanımefendi. Ağız çekmedi bu aslanlar da ya. Bak bu sene gerçekten kova, aslan, akrep ve boğalar sabit burçlarda inanılmaz gerginlik, inanılmaz kaos var. Akrep'te ben olduğum için çevremde de çok Aslan Burcu var. Ya şöyle mesela işi el attılar, işleri geri planda kaldı. Eyvah eyvah. Aşk hayatlarında bir şeyler yapmak istediler. İki adım ileri bir adım geri yaptılar. Eyvah eyvah eyvah. Aile konularında çok büyük problemler yaşadılar. Eyvah, sorumluluk eyvah, almak eyvah. Zorunda kaldılar vesaire. Ama sevgili aslanlar, yükselen burcu aslanlar ve ay burcu aslanlar merak etmeyin. Şubat, Mart. Mart ve sonrası sizleri çok güzel şeyler bekliyor. Bu kaotik dönem sona eriyor. Bir kere iş konusunda tıpkı koç burçları, tıpkı oğlak burçları gibi yatırım konularında müthiş iyi bir gelir elde ediyorlar. Hadi bakalım. Aslan burcu arkadaşımız olmalı bence Taner. Ayrıca ailelerinden de güzel destekler alıyorlar. Aile konularında biraz sağlıksal problemler yaşayıp ebeveynleri, büyükleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Evet. Artık ebeveynleri aslan burçlarıyla ilgileniyor. Canım aslanlar, güzel aslan. Aslanların da biraz gizli ilişkiler konusunda. Ama partner değil bu biliyor musun? İş konusunda. Mesela ortağınız var. Bir aslan burcusunuz. Evet. Ortaklarınızın arkasından iş çevirmeyin arkadaşlar. Aa, bu çok önemli. Güç zehirlenmesi yaşayabilirler. Ortakların gelsin tabii. Gelsin paralar, gelsin güzel işler. Evet, ortaklık zaten kötü şey abi. Yapacaksan tek başına yapacaksın. Ama aslanlar lider pozisyonda. Sahne önünde ve arkasında gayet iyi organizasyon yapabildikleri için hani ortaklık konularında da bence başarılılar. Hadi öyle olsun bakalım. Sadece ve sadece hakaretli olmaya dikkat etsinler bence. Aslanlarla ilgili aslanlara da söylemek istediğim bir şey var. Dipnot geçiyorum. Kendi dış görüntüleriyle ilgili gerçekten önemli değişik radikal kararlar alacaklar. Örneğin saçları siyah olan bir bayan aslan burcu. Dur sana geçmedim daha. Hemen saçını kızıl yapabilir. Mesela bir aslan erkeği. Silikon yaptırabiliyormuşsunuz. Hayır. Silikon yaptırabilir. Kim bilir şey? Karın kasları karın falan. Kasları. Tabii spora falan müthiş önem verecek aslan burçları. Ona göre. Ve ayrıca yurt dışı seyahatleri de çok hız alacak aslan burçların. Yurt dışında tanıştıkları insanlarla ilgili aşk kapıda. Yabancı yabancı. Hemen gidin o zaman bir efendi. Bitti mi? Ve 12 burcumuzu bitirdik. 2023 senesi hepimiz için öncelikle sağlık. Bereketlerimize bereket katacağımız, bollukların böyle yumak olacağı ve biraz anlayışlı. Az kaotik, az sinirli. Değil mi? Yapın, kapanışı siz yapın. Ben eklem, ben astrolog değilim hanımefendi. Siz işe yapın. İyi dileklerde bulunmak için astrolog olmaya gerek yok ki. Evet. Hadi gel, son güzel bir cümle söyleyelim beraber. 2023 ne getirsin? Sağlık, mutluluk getirsin hanımefendi. Ne getirsin? Neşe getirsin yani. Biz diyoruz da yani. Bizim dememiz de gelmiyor. Bizim dememiz de olmuyor. Ama biz... Yani. Biz kelebek etkisi bu. Burada iyiliklerimizi belirteceğiz ki. O zaman en güzel. Filler çimenlerin üstünde tabii. Tepişmesin yani. Hanımefendi o zaman en güzel, en mutlu yıllar sizlerin olsun diliyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. 2023 sizler için bereketli, sağlık. Aşk dolu. Tabii her şey getirsin size. Ne istiyorsanız İyi onları getirsin. İyi olan ne varsa evet. Gönlünüzden geçen her şeyin en güzelini getirmesi dileğimle. Sağ olun. Siz sağ olun. Çok teşekkürler size. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere hanımefendi. Arrivederci, ci vediamo. Ciao ciao.